AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Kütahya'da 10 ilden ekiplerin katılımıyla düzenlenen bölgesel saha ve masa başı tatbikatı kapsamında deprem senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi. Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikatın doğaçlama süreçlerle geliştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyledi. Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmenin daha kolay olduğuna işaret eden Artun şunları kaydetti. Bu tatbikat katla ekiplerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda ekiplerin koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum dedi. AFAD Başkanlığı olarak Türkiye'de afet yönetimi ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, bunların planlanması ve bunların saha uygulamalarının koordineli bir şekilde yapılması ile ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı çalışmalarının saha tatbikatlarından birisini bugün Kütahya'da uygulamak üzereyiz. Bu tatbikatlar Türkiye genelinde yılda bir kere bir ilimizde ulusal düzeyde, 15 ilimizde bölgesel düzeyde ve 65 ilimizde de yerel düzeyde tatbikatlarla yapılan organizasyonlar sınanmaktadır. Yapılan planlamalardaki eksikliklerin tespit edilmesi ve bu doğrultuda revizelerin yapılması için bu tatbikatlar çok önemlidir. Kütahya'da bugün ikinci seviye 10 ilin katılımıyla yaklaşık 40 ekibin, 480 personelin, 70 aracın, 5 arama kurtarma köpeğinin katılımıyla 2 gün sürecek bir afet tatbikatı organize ediyoruz. Buradaki tatbikatta tiyatral herhangi bir durum söz konusu değil. Buraya katılan yaklaşık 500'e yakın ekibin, personelin hangi saatte, nerede, ne tür görev yapacağı, yani senaryolardaki durumdan haberi yok. Senaryoyu hiç kimseyle paylaşmıyoruz. Çünkü belirli bir geleceğe, belirli bir çalışmaya hazırlık yapmak, gerçek uygulamadaki eksikleri görememe açısından bizim için risk taşımaktadır. Dolayısıyla hiç kimseyle bu senaryoyu paylaşmıyoruz.